Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, öncelikle küçük bir uyarıyla ve bilgilendirmeyle başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu hususta son kez konuşacağım. Bir daha da bu konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmayacağım. Ve bu hususta da mesaj yazan, yorum yazan arkadaşları ise direkt olarak engelleyeceğim. Yorumlarını da sileceğim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben sadece ve sadece çizgilere bakarak yorum yapmıyorum. Temel verileri, makro verileri, fundamental verileri, dünyada ne oluyor bitiyor, Türkiye'de ne oluyor, hangi ülkenin gelişmeleri piyasaları nasıl etkiliyor şeklinde birçok detayı sizlere sunmak üzere. Bunların araştırmasını yerli yabancı literatürden, basından, birçok kaynaktan ve raporlardan bunları okuyarak sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. İnandığım gerçek şudur. Sadece ve sadece çizgilere bakarak, sadece ve sadece oluşan ekranlarda oluşan rakamlara bakarak piyasa yorumu yapılmaz ve yatırımcı da bilgilendirilmez. Bu seviyelere sebep olan, inişleri ve çıkışları hazırlayan, bunların ardında yatan gerçekleri bilmez iseniz, anlık bir şekilde oluşan fiyat hareketlerinden etkilenir, sürü psikolojisiyle çok ciddi zararlara maruz kalabilirsiniz. Bu gerçekleri çok iyi bilen birisi olarak ben sizlere hem stratejik hem de teknik olarak hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiğini, piyasayı etkileyen faktörlerin neler olabileceğini mümkün olduğu kadar izah ediyor ve ondan sonra da eğer borsa ile ilgili bir açıklamada bulunuyorsam endeksin kritik seviyelerine, dolarla alakalı bir yorumda bulunuyorsam, analizde bulunuyorsam da onun günlük, haftalık vesaire şeklindeki kritik seviyelerine dikkat çekmeye gayret ediyorum. Ve bu nedenle de benim analizlerimi uzun bulanlar, beni dinlerken yorulduklarını, sıkıldıklarını söyleyenler, sadede gel işte ne olacak, ne bitecek, inecek mi çıkacak mı bunu söyle, bu bize yeter diyenler veyahut da yahu bunları 2 dakika içerisinde de anlatabilirdin diyen insanlara diyorum ki arkadaşlar, sizin muhatabınız ben değilim. Siz beni dinlemeyeceksiniz. Çünkü beni dinleyenlere ben madalya dağıtmıyorum. Ve yarım saat 40 dakika analiz yapmakla bana YouTube madalya da vermiyor. Herhangi bir şekilde benim rütbem de artmıyor. Bunlar beni ciddi şekilde yoran şeyler. Ama istiyorum ki yapılan bir açıklamanın altı doldurulsun. Bir şey söyleniyorsa, bir strateji belirleniyorsa bunun nedenleri ve niçinleri hakkında hepiniz bilgi sahibi olasınız. Sadece inecek mi çıkacak mı mantığıyla yola çıkarsanız işte bugüne kadar hep serzenişte bulunduğunuz üzere şunu aldım düşmeye başladı. Bunu aldım şu kadar zarar ettim. Şu kadar zamandır şu miktarda bir zararım var bunu nasıl kurtaracağım diye kapı kapı gezer bir şekilde medet ummaya başlarsınız insanlardan. Bu nedenle arkadaşlar size şuraya inecek veya şuraya çıkacak şeklinde kestirme, tüyo niteliğinde veya afaki, kehanet unsuru çeşitli açıklamalar yapan analistleri takip edebilirsiniz. Sizin adresiniz ben değilim. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim şimdi piyasalardaki duruma. Değerli arkadaşlar, maalesef ki sizlerden gelen birçok soru itibariyle borsada özellikle Perşembe günü, endekste Perşembe günü ve özellikle de Cuma günü yaşanmakta olan geri çekilmenin, yaşanmakta olan düşüşün sebebi olarak S400 meselesi ön plana çıkarılmış. Yani sizlerin sorularınızdan algılamış olduğum şu, birçok analiz bu yaşanmakta olan satış dalgasının sebebi olarak sadece ve sadece ABD ile aramızdaki S400 gerginliğini bahane olarak göstermişler. Arkadaşlar ben tüm analistlerin görüşlerine saygı duyarım. Tabii ki onları eleştirmek benim haddim değildir. Aradaki mukayeseyi sizler yapacaksınız. Ancak endekste son 2 gün içerisinde yaşanmakta olan geri çekilmenin esas sebeplerinden bir tanesi küresel piyasalarda yaşanmakta olan bir takım sorunlar. Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Draghi'nin yapmış olduğu açıklamalar ve ardından Cuma günü gelen ABD'nin çok önemli ve kritik verileri piyasalarda ciddi bir karmaşa yarattı. Dolayısıyla elbette ki S400 konusu piyasaları tedirgin eden bir faktördü ama S400'lerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında yaşanan mesajlaşmalar ve restleşmelerin oluştuğu anlarda bile borsanın biz 104.000 civarlarında olduğunu görmüştük. O halde borsayı etkileyen çok daha farklı bir faktör olmalıydı.
İşte değerli dostlar, bu faktör. Biliyorsunuz ki son günlerde gerek Jeremy Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar, daha önceki açıklamalarının aksine sanki ikinci yılın ikinci yarısında bir faiz artışının olabileceğine dair bir takım sinyaller verdiğini hissetmiştik. Daha önceki konuşmalarında çok daha net bir tavır sergilemişti. Faiz artışı olmayacak, hatta piyasalar faiz indirimi olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ve bu düşünceler paralelinde ABD'de bir faiz indirimi olursa veya bir faiz artışı olmayacaksa para, yani sıcak para, serseri para diye tanımlanan para, bir başka ifadeyle likidite dediğimiz kendisine kısa vadeli nema arayan para gelişmekte olan ülkelere yayılmaya başlandı. 10 trilyon dolar değerli arkadaşlar. 10 trilyon dolar civarındaki bir rakam son 2-2,5 aylık süre içerisinde bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke piyasalarına yayıldı ve bu piyasalarda önemli bir endekslerinde, borsalarında önemli bir hareketlilik yarattı. Ama şimdi arkadaşlar birazcık durum değişmeye başladı. Neden değişmeye başladı? Perşembe günü Draghi dedi ki, ben içinde bulunduğumuz ekonomik durgunluktan rahatsızım. Zira Almanya'nın fabrika siparişleri verisi %2,5-2,6 civarında bir gerileme şeklinde geldi. Oysa ki %0,5 civarında artış bekleniyordu. Yani fabrikalara sipariş dahi verilmiyor. Ekonomik durgunluk ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Resesyon kaygıları çok önemli boyutlara ulaşmış durumda. Brexit konusu hala bir netlik kazanamamış durumda. Ve Draghi bu tabloyu giderebilmek, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için ben parasal genişlemeye gideceğim dedi. Yani piyasaları rahatlatacak miktarda bol likidite vereceğim şeklinde bir yorumda bulundu. Tabii ki bu haber gelişmekte olan ülkelerin de lehine olabilecek olan bir şeydi. Para bollaştıkça bu ülkelere de bir şekilde paranın gelmesi, oraların endekslerine de girmesi beklenebilirdi. Ama pek de durum öyle olmadı. Niçin? Bir taraftan Çin'den gelen tarihlerinin neredeyse en düşük büyüme verisi açık, büyüme tahmini öngörüldü. %6-6,5 gibi çok düşük bir büyüme oranının tahmin edilmesi Çin tarafından ve hatta Japonya tarafından da bir ekonomik durgunluk sinyali oluştu. Avrupa'nın durumu az önce arz ettiğim gibi parasal genişlemeye gidecek kadar ciddi bir vehamet tablosu çizmekte. Geriye neresi kaldı arkadaşlar? Amerika kaldı. Amerika'da son günlerde işsizlik verileri son derece mükemmel geliyordu. Enflasyon kontrol altındaydı. Hatta ve hatta işsizlik verileri kriz zamanlarında %8'lere, 8,5'lara çıkan işsizlik verileri son 50 yılın en iyi seviyeleri, yani %3,5-4'ler civarında seyrediyordu. Bu açıdan Amerika belki dünya adına bir kurtarıcı olabilirdi. Ne oldu arkadaşlar? Cuma günü Amerika'dan gelen çok vahim bir veri ortaya çıktı. Neydi bu veri? Tarım dışı istihdam verisi 180 bin artış beklenirken 20 bin gibi çok vahim bir seviyede gerçekleşti. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? ABD'nin de önemli ekonomik sıkıntılar ve sorunlar yaşamakta olduğunu ifade ediyor. Ama bundan daha da önemli olan ve son aylarda biraz daha popülaritesi artmış olan bir veri vardı ki bu veri de arkadaşlar saatlik kazançlar verisi. Saatlik kazançlar verisinde çok minik bir artış yaşandı. %0,3 bekleniyorken 0,4 oranında geldi. Bu veri neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bu veri enflasyon adına öncü bir göstergedir. Niçin? Saatlik kazançlar, yani çalışmakta olan insanların kazançlarında bir artış olursa doğal olarak bunun paralelinde harcamalarında da aynı oranda veya benzer oranda bir artış olacaktır. Harcama oldukça ne olacaktır? Enflasyon körüklenmiş olacaktır. İşte değerli dostlar, enflasyonun hareketlenmesi demek veya saatlik kazançlarda artış yaşanıyor olması demek ABD'de bir anlamda Fed'in faiz indirimi yapmayı bir köşeye bırakın, faiz artırımı yılın ikinci yarısında yapabilme ihtimalini artırmaya başladı. İşte bu faiz artışı yapabilme ihtimalinin verilerle alakalı olarak da desteklenmesiyle, ki zaten biliyorsunuz Fed ben verilere bakıp da karar vereceğim, şu anda verilmiş bir kararım yok diyordu ve bu tablo dahilinde faiz artışı olasılıklarının artması
artmasını müteakip dolarda, küresel piyasalar adına dolarda bir gerileme yaşanmaya başlandı. Ve doların cazibesini kaybetmiş olmasıyla, yani anlık olarak veya dönemsel olarak kaybetmiş olması paralelinde altın fiyatlarında güvenli liman algısı olarak biliyorsunuz, dolar değer kaybettiği zaman küresel piyasalarda altına ve Japon yenine ilgi oluyor. Japon yeni 112 seviyelerine kadar dolar karşısında değer kaybetmişken, 111 seviyelerine yaklaşım gösterirken, 1280 dolar desteğine yaklaşan altının ise 1300 dolara doğru hızla arttığını gördük. İşte arkadaşlar, bu tablo bize şunu gösterdi. Dolar endeksinin de yansıtmış olduğu veriler dahilinde doların bir manada gelen bu son veriler itibariyle bir faiz artışı olabileceği korkusunun veya endişesinin artmasıyla birlikte tablo güvenli liman algısı olarak farklı enstrümanlara yansımış oldu. İşte değerli dostlar, tüm bunların paralelinde gelişmekte olan ülkelere yayılmış olan paralar bir şekilde o bölgelerden çıkmak, bir faiz artışı olabilir beklentisiyle kendi ülkesine geri dönmek arzusunu, isteğini yaşamaya başladı. Gelişmekte olan ülkelerin geneline bir satış geldi. Gelen bu satışlar son iki gün içerisinde ve özellikle cuma günü endekste yaşanmış olan satışlar sadece ve sadece Türkiye özelinde veya BIST 100 özelinde gerçekleşen bir satış dalgası değildir. Malum ekonomik sorunlarımız, problemlerimiz, S400, o bu şu her neyse, bunlar evet hay hay, ama satışları hızlandıran ve güçlendiren faktör bu anlatmış olduğum nedenlerdir. Çin borsası %5'lere yakın bir değer kaybıyla kapandı. Sizlere bunları anlatan oldum arkadaşlar. Yani Çin borsasında %5 civarında bir değer kaybının olduğundan bahseden oldu mu? Almanya'nın DAX endeksinin bu hafta içerisinde %2 civarında değer kaybettiğini, Paris Kakara'nın benzer şekilde %1-1,5 civarında değer kaybettiğini, Dow Jones endeksinin 26 bin üzerinde tutunamayarak tekrardan 25 bine doğru ciddi bir şekilde %3'ler civarında bir değer kaybettiğini ve bunun nedenlerini anlatan oldu mu? Evet, anlatmıyorlar. Çünkü sadece ve sadece yatırımcının sonuca odaklandığını analistler de biliyor. Ama değerli dostlar, ben bunları biliyor olsam da yine de finansal okul yazarlık adına, sizleri bilinçlendirmek adına ben bu bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Varsın benim analizlerim uzun olsun, varsın benim videolarımı atlata hoplata dinleyiniz. Bu benim sorunum değil. Ben sadece ve sadece doğru bildiğimi tekrar etmek ve de devam ettirmek durumundayım. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim endeksin teknik durumuna, bu temel verileri, faktörleri sizlere açıkladıktan sonra. Tablomuz şu arkadaşlar. Görünen durum şu. Her ne kadar ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin 180 bin bekleniyorken 20 bin gibi çok büyük bir sapma ile gelmesi, hava şartları ve hükümetin, hatırlayınız, son dönemlerde Trump'la bir inatlaşma sonrasında yaşanan kapalı kaldığı süreye bağlı olarak değerlendiriliyor olsa da, bu hususta yapılan açıklamalarla bir şekilde Dow Jones son anlarını biraz toparlanma eğilimiyle geçirmiş olsa da, şu anda ABD'de de, ABD'den gelen son dönemlerdeki olumlu veriler adına da bir kararsızlık, bir tedirginlik başlamış durumda. Evet arkadaşlar, az önce 10 trilyon dolar civarında bir paradan bahsettim. Bu çok büyük bir paradır. Küresel piyasalara, daha doğrusu gelişmekte olan ülkelere yayılmış olan bu paralar yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Ve bu paralar nereye gidecek arkadaşlar? Bu paralar özellikle Almanya ve Japonya, hatta Amerika tahvillerine gidecek. Tahvil faizlerinde bir gerileme olduğunu bazı arkadaşlarım soruyorlar. Niçin ABD'nin 10 yıllıkları veyahut da Almanya'nın 10 yıllıklarında bir gerileme var şeklinde soru yöneltiyorlar. İşte bunun da sebebi bu. Tahviller herhangi bir şeye yoğun ilgi olduğu zaman pek doğaldır ki onun fiyatında, değerinde bir düşüş olacaktır. Tahvil faizlerindeki gerilemenin sebebi de bu yoğun ilgiden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar, kendi cephemize gelelim, borsamıza bakalım. Sizlere borsa hususunda, endeks hususunda, biliyorsunuz Ocak 2019'a girerken yapmış olduğum analizlerimde yabancı takasında ciddi bir hareketlenme var.
Bu hareketlenmenin de mutlak surette bir nedeni olmalı. Çok ciddi şekilde pozisyonlarını artırıyorlar demiştim. Ve sonuç itibariyle 106 binler seviyesine kadar bir yükseliş oldu. Ve yine ara yorumlarımda şunu ifade etmiştim. Demiştim ki endeks bir anda 100 bin desteğini kırmaz. Çünkü 100 bin üzerine çok hızlı bir şekilde çıktık. Bu atağa, bu ralliye katılamayan yerli yatırımcılar oldu. Yabancı ister ki en uygun seviyeden pozisyonlarını devşirebilsin, kar satışları yapabilsin. Bu nedenle de 100 bin seviyesinin destek olduğu algısını yaratmak bakımından 100 bin seviyelerine yaklaşımlar olduğunda buralardan bir tepki yükselişinin olabileceğini, bir şekilde 105 binlere belki 106 binlere doğru bir hareketlenmeler olacaktır. Ama yabancı yavaş yavaş kafa karıştırarak beklenmedik yükselişler, beklenmedik gerilemelerle 3 alırken 5-6 satarak daha ziyade pozisyon azaltma niyetiyle hareket edebileceğini ifade etmiştim. Ve nitekim arkadaşlar bildiğiniz gibi 105 bin seviyesini 5-6 defa denediğimiz halde aşamadık, geçemedik. Ama 100 binin de aşağısını görmedik. Şurada gördüğünüz gibi 100.700'lere, 100.600'lere birkaç defa yaklaşımlar oldu ve buradan tepkiler gördük. Tekrardan 104 binlere ulaşıldı. En son Perşembe günü Twitter'dan vermiş olduğum mesajımda 104.000, 104.200 aralığının önemli bir direnç bölgesi olduğunu, 104.200 ve 104.400 bölgesinin önemli bir direnç aralığı olduğunu ve yabancı takasında da azalma eğiliminin mevcut olduğuna dikkat çekmek suretiyle bir şekilde Twitter takipçilerimi anlık bir şekilde de bilgilendirmiş oldum. Değerli arkadaşlar, kapanışımız son durum itibariyle 101.538 seviyesinden gerçekleşti ve endeks 100.873 seviyesini gördü Cuma günü itibariyle en düşük değer olarak veya haftalık en düşük değer olarak. Bu görmekte olduğunuz grafiğim haftalık bir grafiktir ve bu haftalık grafiği özellikle ön planda tutmamın sebebi endekse dair geniş bir açıyla bakabilmek içindir. Şurası 120.000'ler civarındaki tepe seviyemiz. Burası ise endeksin son dönemlerde görmüş olduğu en düşük seviye olan 84.500'ler civarıdır. Bu iki seviyenin referans olarak alınmasıyla çizilen Fibonacci grafiğimizde daha önceki yorumlarımı dinlemiş olan arkadaşlarım çok iyi bileceklerdir ki 98.700'ün aşılması durumunda 100.000 üzerine bir atak olabileceğini sürekli vurguluyordum ve hedefimizin de şu bölgeler yani 103.000 bölgeleri civarları olabileceğini, buranın da aşılması durumunda 106-107.000'lerin hedef haline gelebileceğini ifade etmiştim. Arkadaşlar son durum itibariyle görmekte olduğunuz gibi şurada bir hattımız bulunuyor %50'yi ifade etmekte olan ve 103.093 seviyesi. Biz buna yuvarlak olarak 103.000 diyelim, 103.100 diyelim fark etmez. Bu seviyenin üzerinden net bir şekilde kalamıyoruz. Aşağısında da çok fazla kalmak istemediğimiz bir süreç yaşandı. Yani 103.000 civarında bir dengelenme çabası içerisindeyiz. Üzerinde kalsam mı yoksa aşağısına inip orada mı daha da mı aşağıya gitsem şeklinde bir kararsızlık eğilimi söz konusu. Görüntü kararsızlık eğilimidir ancak buradaki esas mevzu uygulanmakta olan stratejidir. Yabancının 100.000 desteği kuvvetli, 100.000 aşağı kırılmıyor şeklindeki bir algı yaratmak suretiyle geç kalmış olan, almakta geç kalmış olan yerli yatırımcıları bir şekilde borsaya çekmek adına gayretidir. Zira son dönemlerde 100 bin civarında yeni yatırımcının borsa hesabı açtırmış olduğu çeşitli verilere yansımış durumda. Değerli arkadaşlar, ana kriterimiz 103 bindir ve 103 bin üzerinde kalıcı olarak oluşabilen bir görüntü. Yani oluşan geri çekilmelerde 101 binlere, 101 500'lere kadar değil de 103 bin üzerinde dengelenen bir görüntü oluştuğuna vakıf olduğumuz anda ancak endeksin 107'ler, 108'ler gibi daha üst seviyelere gidebileceğini düşünebiliriz. Ama biz henüz bu seviyeyi destek konumuna getiremedik. Bu nedenle şu anda 101 binle 100 bin 500 arasına yönelik olan geri çekilmelerden
tepkiler görüyoruz. Fakat bu tepkiler endeksi yukarı seviyelere ulaştırmak, daha üst noktalara ulaştırmak amaçlı değil, yabancının bir nevi endekse makyaj yapmak suretiyle satış yapabilme fırsatını ve zeminini oluşturabilme amacını taşımakta. Ve son gelen veriler ve tablolar itibariyle baktığımız zaman da küresel piyasalardan paranın bir şekilde çıkmak, tahvillere yönelmek gibi bir eğiliminin olduğunu fark ediyoruz. Bu görmüş olduğumuz tablo gereği de endekse çok ama çok daha dikkatli ve yakından bakmak durumundayız. Değerli arkadaşlar, endeks 101.500 seviyesinde kapanış yaptı. 101.500 seviyesi endeks için önemli bir destek noktası olarak kabul edilebilir. Birazdan haftalık grafikte ben size bunu, günlük grafiğimizde bir şekilde bu 101.500 seviyesinin önemine değineceğim. Ancak haftalık grafiğimiz itibariyle bu hafta dikkat etmemiz gereken seviye 102.204 seviyesinin üzerinde kalabiliyor muyuz, kalamıyoruz. Mühim olan seviye budur arkadaşlar. Burası bir pivot seviyesidir. 102.200 seviyesi üzerine çıkılır. Ve böyle bir durumda 103.500 seviyesine kadar bir atak yaşanma olasılığımız mevcuttur. Yani Perşembe ve Cuma günü yaşanan satışlar ve bu satışlarla 101.000 aşağısının test edildiği bir ortam, bu tabloya bakarak Pazartesi ve Salı günü itibariyle 103.500'e yönelik bir atak yaşanabilir. Ancak işte düne kadar 104.000-105.000'ler seviyesinin önemli dirençler olduğunu söylüyorken, artık 103.500 seviyesinin çok önemli bir direnç olduğunu söylemek istiyorum. Zira piyasalarda mevcut olan karamsarlık bir şekilde yukarı yönlü atakların satış baskısı ve satış fırsatı olarak görülebileceği algısını çok önemli bir seviyeye ulaştıracaktır. Bu açıdan bir şekilde endeksin mümkün olduğu kadar son günlerde daha düşük tepeler oluşturduğunu, yani yukarı gitmek noktasında zorlanan ve bir şekilde de yukarı yönlü hareketlerinde aşağı eğilime daha hız vermiş olan bir görüntü içerisinde, yani tepelerin daha aşağı seviyelerde kaldığını gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu açıdan 103.500'e kadar bir tepki beklenebilir. Ancak bu seviyenin önemli bir direnç noktası olduğunu ve bu seviye üzerinde kapanış olup olmayacağını çok çok yakından takip etmek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. 102.200 seviyesi pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalınıyor ise eğer 103.500'e kadar bir tepki oluşabilir. Ancak ve ancak 102.200 seviyesinin aşağısında kalmaya devam ettikçe 100.000 desteğinin, psikolojik desteğinin sorgulanmaya başlayabileceğini ve bu seviyenin kırılmak adına bir risk içerisinde olduğunu dikkate almakta yarar bulunuyor. Geldik arkadaşlar günlük grafiğimize. Günlük grafiğimiz itibariyle 101.500 seviyesinin önemli olduğunu ifade etmiştim. 101.500 seviyesi arkadaşlar şu %23.6'ya denk gelmekte olan şurasıdır. Evet, şu çizgimizdir. Gördüğünüz gibi günlük grafiğimiz itibariyle son dönemlerde 101.500 seviyesini çok defalar test etmişiz ama yukarı yönlü tepkiler vermişiz. Az önce sizlere dedim ki tepeler aşağıda kalıyor. Yani gördüğünüz gibi 106.000 seviyesinden aşağı doğru bir eğim başlamış. 106.000'e kadar görmüş olduğumuz desteğin daha yüksek seviyenin daha ötesine çıkmakta zorlanıyoruz. Ama bir başka gerçek var ki 101.000'in aşağısına geldiğimiz zamanda da önemli tepkiler veriyoruz. Şurada arkadaşlar 14 Şubat tarihinde 100.750'ye gelinmiş ve hemen ardından 2 gün içerisinde 103.200 seviyesine doğru bir yükseliş olmuş. Ardından tekrar 100.700 seviyelerine doğru bir geri çekilme olmuş ve sonrasında birkaç gün içerisinde 105.000'lere doğru bir atak olmuş ve tekrardan 101.000 aşağısı test edildi. 100.800 seviyesini gördük ve kapanışımız bu kritik seviyenin üzerinde. Yani arkadaşlar bu kritik seviyeyi henüz kırmak noktasında çok kararlı bir yaklaşım yok. 101.500 desteğini kırmak noktasında çok çok kararlı bir yaklaşım yok. Aşağılarına inildikçe bir şekilde tepki gelmekte. Bu her zaman böyle devam edecek diye bir kural var mıdır? Asla böyle bir kural olamaz. Birkaç defa zorlanabilir ama daha sonrasında bu destek şu veya bu sebepten dolayı kırılabilir.
Bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken az önce sizlere ifade ettiğim gibi şuradaki düşüş eğilimi devam edecekse, dün 106 binleri, arkasından 105 binleri direnç olarak algıladıysak, bu kez 103.500-104 bin aralığını direnç olarak algılayabilir. Şu bölgeye gelen düşüşten sonra yukarı yönlü bir tepki olduğu zaman bu kez 105 binlere ulaşamadan 103.500'ler civarında bir zorlanma yaşayıp tekrardan geri dönüş olabilir. Bu kez yaşanabilecek olan geri dönüş, eğer küresel piyasalardaki olumsuzluk devam edecek olursa, S-400 konusuyla ilgili gerginlik biraz daha artacak olursa ve seçim takvimine daha da yaklaştığımız, her geçen gün yaklaştığımız son günler itibariyle anketlerden gelen sonuçlar, eğer ki AKP'nin bu hususta başarılı olamayacağına dair veya tüm büyük illeri alamayacağına dair bir takım sonuçları gündeme getirecek olur ise, işte bu durumda acaba yerel seçimlerden sonra bir erken seçim ihtimali olur mu sorularını gündeme getireceği için ve yabancı parada ekonomik belirsizliği, siyasi belirsizliği hiç sevmediğinden dolayı farklı farklı hesaplarla ciddi bir satış baskısı altında kalabiliriz. Bu nedenle 103.000 seviyesinin net bir destek haline geldiğinden emin olmadıkça mümkün olabildiğince yukarı hareketlerde aynen yabancının yaptığı gibi endekse duyarlı olan kağıtlarda bir miktar pozisyon azaltmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Tabii ki bu bir yatırım danışmanlığı olarak ifade edilmiş bir kavram değildir. Hisse adı kullanmıyorum, genel bir ifadedir. Endeksin durumuna ilişkin olarak söylenebilecek olan bir yaklaşımdır. Endeksten duyarsız, kendi içinde beklentileri olan, endeks %3-5 düşse bile kendi yolunda gidebilen başka senetler de vardır. Onları ben bilemem. Ama endekse duyarlı olan kağıtlarınız var ise veya biop piyasalarında işlem yapıyorsanız mutlak surette 103.000 konusu sizin için önemli olmalı. Pazartesi günü için arkadaşlar 101.603 seviyesinin önemli bir pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. 102.333 seviyesinin bir pivot direnci niteliğinde olduğunu ve 103.200 seviyesinin ise önemli bir ikinci pivot direnci konumunda olduğunu görüyoruz. O halde pazartesi günü yaşanabilecek olan tepkide öncelikle 102.300'e kadar bir atak olabilir. Bu atağın ardından hafif yollu bir geri çekilme olsa bile 101.800-102.000 aralığında bir dengelenme yaşanıyor ise bu durumda 102.300'ün de aşılarak 103.200'lere yönelme isteğinin var olabileceğini düşünebiliriz. Ancak genel anlamda pazartesiyi salıyı şunu bunu ayrı bir köşeye bırakalım. 101.000 aşağısına yönelik geri çekilmelerde eğer hızlı bir toparlanma eğilimi görüyor isek bu durumda özellikle dikkat etmemiz gereken bu tepkinin 103.000 ila 103.500 aralığına daha net bir rakam vermek gerekirse bunlar eğer pazartesi günü gerçekleşecek olur ise bu tepki pazartesi günü yaşanacak olur ise 103.200 ila haftalık olarak sizlere az önce ifade ettiğim 103.500 bölgesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu akılda tutmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Endeks için bu hafta 100.000 aşağısını kırar. Bu destek kesin olarak kırılır. 96'ya 97'ye gideriz şeklinde çok net bir yaklaşım içerisinde bulunabilmek şu anki görünüm itibariyle mümkün değil. Niçin mümkün değil? Hala yabancı ciddi miktarda bir pozisyon taşımakta. Çok önemli bir satış imkanı bulamadı. Her ne kadar %66.16 seviyesine kadar takas payını yükseltmiş olsa da şu seviyeye kadar %65-20'ler seviyesine kadar bir geri çekilmeden sonra hafif bir tepki oldu ama tekrardan şu noktalara kadar %65 tam rakam vermek istiyorum size. %65.15 seviyesine kadar bir geri çekilme oran bazında söylüyorum tabii ki olsa da geri çekilme endeksin 101 binler civarına gerilediği anlarda bir miktar alım yaptığını da görüyoruz ve %65-27'ye ulaştığını görmekteyiz. Ama arkadaşlar net bir şekilde gördüğünüz gibi bir aşağı eğilim söz konusu. Ben bu grafiğimi haftalık duruma getirdiğim zaman yabancının son 4-5 haftadır bakın şuradan itibaren başlayan bir oranında takas oranında bir yükseliş var ama şu pozisyona baktığımız zaman 4-5 haftadır ise kararlı bir şekilde yabancının pozisyon azalttığını görüyoruz.
bu hafta itibariyle de %0,21 civarında bir pozisyon azaltımı söz konusu olmuş. Bu açıdan yabancı hareketlerini çok yakından izlemek gerektiğini bir kez daha vurgulamak durumundayım. Evet sevgili arkadaşlar, bir de yabancının bu tabii ki bir başka husus olarak da sizlere şunu vurgulamak istiyorum. Bu görmekte olduğunuz tablom Viyop takas durumunu yansıtan bir tablodur. Biliyorsunuz endeksin özellikle yükselmesinde ve gerilemesinde Viyop cephesindeki işlem yapan kurumların ağırlıklı olarak long veya short pozisyonda olmalarının da önemi bulunuyor. Bu Mart vadenin son bir hafta itibariyle, geçtiğimiz hafta itibariyle bir görünümüdür. Credit Suisse'in 15.726 kontratlık long pozisyonu, Merrill Lynch'in 8.800 kontratlık long pozisyonu varken TEB yatırımın ve garanti yatırımın ise satış cephesinde olduğunu görüyoruz. Bu satışlar direkt short açmak anlamına gelmeyebilir. Bunlar aynı zamanda ellerindeki long pozisyonları kapatmak anlamına da gelebilir. Ama sonuç olarak arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle dengeli bir sonuç görüyoruz. Alıcılar ve satıcıların rakamlarına baktığımız zaman sadece 600 kontratlık alıcıların ön planda olduğunu görmekteyiz. Ama genel tablo itibariyle yabancıların hala bir miktar alım yönünde olduğunu, yani endekse çok çok büyük bir satış baskısı yaratmak gibi bir tavırlarının henüz tam anlamıyla olmadığını görüyor olsak da bir kez daha altını çizmek istiyorum ki yabancı 2-3 alırken uygun bir seviyeye geldiği zaman 5-10 satmak suretiyle ana amacı pozisyonlarını azaltmak yönünde. Değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz bu tablo ise geçtiğimiz hafta itibariyle yabancıların en çok alım yaptığı hisselerin lot bazındaki görünümüdür. Lot bazında diyorum arkadaşlar, buna lütfen dikkat ediniz. 26 milyon lot civarında Doğan Holding hissesi alınmış. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İşçe'yi görüyorum burada. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nı görüyorum. Yapı Kredi, Vestel Koza İhlas gibi kağıtların yabancılar tarafından lot bazında daha fazla alım yönünde değerlendirildiğini görmekteyim. Bu tabloyu ekranlarınızın screenshot almak suretiyle ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bir de değerli arkadaşlar, en çok satış yapılanlara bakalım. Petkim uzak ara önde görünüyor olumsuz gelen bilançosuyla. 73 milyon lot civarında Petkim'den yabancı satışı yaşanmış. Kardemir'de, Akbank'ta, Ereğli'de, Karsan'da, Halkbank'ta çok önemli yabancı satışlarının var olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar, bu yabancı satışlarının bu tablosu bize neyi ifade etmekte? Bir de para giriş ve çıkış durumuyla ilgili olarak son hafta nelerin olduğuna bakalım. Bu ekranım arkadaşlar, her zaman sıklıkla söylüyorum zaten, borsapivot.com isimli bir site çeşitli verileri analiz ederek sizlere daha kolay ulaşılabilir halde, özellikle teknik analiz bilgisine sahip olmayan arkadaşlarımız için kolay bir erişim imkanı sağlamakta. Günlük para giriş çıkış bölümünü tıkladığım zaman karşıma şöyle bir ekran geliyor. Son gün içerisinde hangi hisselere para giriş ve çıkış olmuş, bunları görebildiğim gibi şuraya hissemin adını yazmak suretiyle de anında görebiliyorum. Ok tuşlarım sayesinde de en çok giriş ve çıkış yapan hisseleri görebilmekteyim. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi son 5 günün verileri var. Ben geçtiğimiz hafta itibariyle en çok para girişi yaşamış hisseleri şöyle bir sırala şeklinde işlem yaptığım zaman Garanti Bankası hissemin 44 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görüyorum. Garanti Bankası niçin önemlidir? Endeksi force eden kağıtlardan birisi olduğu için endeksin çok ciddi şekilde gerilemesine engel olabilecek olan bir step de görevini görebilen bir hisse senedi olması itibariyle Garanti'ye 44 milyon civarında bir para girişinin olması, son 4 günde hep para girişi yaşanması, son cuma günü itibariyle ise 13 milyon civarında bir para girişi olması çok büyük bir rakam sayılmayabilir. Yapı Kredi yine en çok para girişi yaşayan hisselerden birisi, 3 milyon civarında bir çıkış yaşamış cuma günü itibariyle. İşçiye bakıyorum, yine en çok para girişi yaşayan hisseler içerisinde hafta boyunca. Türk Hava Yolları benzer şekilde. Vakıfbank, arkadaşlar bu tablo bana şunu ifade etmekte, bankalardan endeksi çok yakından ilgilendiren bir sektör olması nedeniyle bankalardan çok olağanüstü bir kaçış henüz mevcut değil. Bu açıdan endeksin bu hafta mevcut koşullar çok daha kötüleşmemek kaydıyla bir anda ve kesin olarak 100 bin desteğini aşağı kırıp paldır küldür aşağıya geleceğine ve ineceğine dair
net ve kesin bir yorum yapmak için çok erken olduğunu ifade ediyor. Endeks zannediyorum ki yabancı biraz daha pozisyonlarını hafifletebilmek bakımından, biraz daha kafa karıştırabilmek bakımından yeniden bir 103.000, 103.700 gibi bu seviyelere doğru bir ataklar yaptıracaktır. Endeksin 100.000 desteğinin altına gelmeyeceğine dair inancı ve beklentiyi biraz daha kuvvetlendirecektir. Ama tekrardan uygun bir noktaya gelince yeniden bir satış baskısı yaratacaktır. Bu git gel stratejisiyle, al sat stratejisiyle üzerindeki yükü önemli ölçüde hafiflettiği zaman artık gerektiğinde şartların ve konumların durumuna bağlı olarak satış baskısını artırır veyahut da orada stabil kalabilir. Evet değerli arkadaşlar, bir de bu ekranımız açık vaziyetteyken en çok para çıkışı yaşayan hisselerin bir sıralamasını yapalım isterseniz. Gördüğünüz gibi Petkim hafta boyunca çok ciddi para çıkışları yaşamış. 146 milyon civarında 5 günlük bir para çıkışı mevcut. Akbank yine önemli sayılabilecek olan bir para çıkışı yaşamış. Bir maçta para çıkışının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kardemir'de, Kozal'da, Aselsan'da, Tav Havalimanı'nda, Halkbank'ta, Koç Holding'de gibi para çıkışları bu şekilde arkadaşlar aşağı doğru sıralanmak suretiyle tek tek inceleme imkanını bulabilmektesiniz. Yine arkadaşlar hafta sonu aktarmış olduğum bir analizimde pivot verileriyle ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Bütün hisselerin günlük pivot verilerini buradan çok net bir şekilde her akşam piyasanın kapanışından sonra takip edebiliyorsunuz. Anı haftalık olarak oluşan pivot verilerini, önümüzdeki hafta geçerli olacak olan pivot verilerini de aynı şekilde görebilmektesiniz. Ancak bu site her zaman söylüyorum benim şahsi sitem değildir. Sadece veri sağlamakta olan bir sitedir. Ben de bu siteye teknik destek vermekteyim. Bazı önemli bölümleri ücretli olan bir sitedir. Her veri ve analiz sitesinin kendine özgü bir ücret politikası olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, endeksle ilgili olarak, borsayla ilgili olarak söyleyebileceklerim şu an bunlardan ibarettir. Dikkatli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Yabancı takas oranının çok yakından izlenmesi gerektiği bir süreç içerisindeyiz. Yabancı ne yapıyor, ne diyor bunu yakından takip etmeli. Özellikle ve özellikle hangi hisselerde yoğunlaşan para girişi var veya çıkışı var veya yabancı hangi hisseleri daha fazla satıyor şeklindeki bir değerlendirmeyi, eğer o hisselerde pozisyon taşıyorsanız anlık bir şekilde veya en kötü şartlarla gün sonunda takip etmenizin çok büyük önemi bulunuyor. Çünkü çok net ve iyi bir şekilde biliyorum ki yakın zamanda bana şu serzenişte bulunacaksınız. Hocam ben işte şu seviyeye kadar yükseleceğine inandım. Endeksin şuraya gideceği söylendi veya bu hissenin şu sebeplerden ötürü şu noktaya kadar yükseliş yaşayacağı bana söylenmişti. Ama 6.5'tan aldığım kağıt 5.5'a düştü. Alsam mı, satsam mı, ne yapsam, ne etsem gibi. Değerli dostlar, bu soruları bana sormuşsunuz, başkasına sormuş. Ben şu veya bu yanıtı vermişim. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü acıyı çeken sizsiniz, parayı kaybeden sizsiniz veya beklemek zorunda kalacak olan yine sizsiniz. Bu açıdan acı şurupları içmemek, acı reçeteleri okumak durumunda kalmamak, huzurunuzu kaçırmamak bakımından lütfen ve lütfen elinizde taşıdığınız, elinizde mevcut bulunan pozisyonlarınızın bu hissenin inmesine veya çıkmasına sebep olabilecek olan faktörlerin neler olduğunu sizlere anlatıyorum. Para giriş ve çıkış durumunu, yabancının ilgisi var mı yok mu veya yabancı satıyor mu gibi kriterleri mutlak surette biliniz. Bir hastayı test eden, muayene eden doktor bir takım tahliller ister. Sadece suratına bakıp da senin sorunun budur demez. Sizler de hissenizin tahlilini sıklıkla yapmazsanız, kan değerini, şekerini, tansiyonunu ölçmezseniz bu hisse size hiçbir şekilde para kazandırmaz. Para kazandırmaya da mecbur değil, gerekli ilgiyi göstermezsiniz. Efendim, hoşça kalınız. İyi bir hafta diliyorum inşallah. Saygılarım ve sevgilerimle. Dolar TL ile ilgili olarak ayrıntılı bir analizi ise muhtemelen yarın akşam saatlerinde izleme imkanını bulabileceksiniz. Teşekkürler, hoşça kalınız.